sevgili geyikler. Bir sinema günlüklerinde daha yine hep beraberiz. Bu sefer geçen haftadan ilan ettiğimiz üzere Tim Burton'dan biraz daha devam ediyoruz ama Tim Burton'ın da bana göre, bilmiyorum belki misafirlerime göre de, kendi tarzının biraz daha dışında yönleri de olan gayet de güzel bir film, Big Fish izliyoruz. Ağlamalara doyamadık. Her izlediğimde ağlıyorum. Yine yeniden izlediğimde yeniden ağladım. Çok seviyorum bu filmi. Bu sefer böyle başlamış. Ben çok seviyorum lan bu filmi. What a pussy. Kız gibi aramış. Ömercan bira içip neydi duvarı çekiçledi. Neydi hamurdum. Şurada küçük televizyonundan maç açıktı. Bir anda. Ay bir kez şarap ve et getir. Hadi lan. Tarkan da var ya. Tarkan tavernasında. Abi yine saçlar örülü. Kafasında şey var. Hani, dans et masanın üstünde. Neyse tamam. Bu değil filmimiz. Filmimiz Big Fish galiba. Big Fish. Abi çok seviyorum ben filmi. Siz de sevmiyorsunuz mu diye başlamak istiyorum. Hadi buna cevap verin. Ben bu filmi ilk lisedeyken izlemiştim. Ve o zaman açıkçası etkilenmemiştim. Pek hoşuma gitmemişti. Yani aklımda keyifli ama sıkıcı bir film diye kalmıştı. Şimdi yeniden izledim. Öyle ezbere bildiğim bir film hiç değildi. Yani. O zaman izleyip bir daha hiç izlememiştim. Ve bu sefer çok duygulandım. İlla ki çocukken etkilenmeyeceğim incelikler de etkiledi beni. Biraz yaşın getirdiği belli bir tecrübenin de şeyi oldu tabii işte etkisi oldu falan hayata bakış açısı olarak. Yani hayat bakış açım değişmesiyle ilgili olarak. O yüzden bu sefer çok duygulanarak izledim. Kesinlikle çok insanı etkileyen bir film. İyi bir filmi, kötü bir filmi sağını solunu konuşuruz ama insanı çok duygusal olarak etkileyen bir film olduğuna katılıyorum. Biz de sana katılıyoruz Ömercan. Bütün geek yapan izleyiciler olarak. Can Bey? Abi benim için şey açısından çok ilham verici bir film olmuştu hep. Kahramanımızın büyüme çabası. Hani hep kendisini başka bir yere ait hissediyor. Hep hayatta bir şeyleri kovalıyor. Bin bir türlü de macera yaşıyor. Var bir tarafta. Bir tarafta da bu yani idealize gibi olan kahramanın gerçekliğini keşfetmeye çalışan hafif ona küskün oğlu ve işte bir de filmin sonu tabii ölümle bitince çok iyi bitiyor. Çünkü kahramanı çok seviyorsun. Yaşlılık hallerini de görüyorsun. İşte o yerleşmiş evine. Şeyin içinde falan yatıyor. Küvetin içinde falan yatıyor. Deli herhalde biraz falan diyorsun. Ondan sonra filmin sonu öyle bir bağlanıyor ki işte o hayal dünyasıyla gerçekliği işin içine katmayı şeyi zorluyor. Çünkü seyirci olarak orada biraz senle de bence konuşuyor film. Genel olarak baktığında çok etkileyici, çok iyi işlenmiş film. Tim Burton'ın filmi olduğuna çok hayret ediyorum. Nasıl bokunu çıkarmadan böyle bir filmi yapabilmiş? Evet, evet. Tim çok Burton eşittir bokunu çıkartmak ya biraz. Abi yani. Kesinlikle bak. Yani hadi şey, hayal sahnelerini, Ewan McGregor'ın olduğu, fantastik maceraların olduğu sahneleri geçtim. Oralarda da bir bok çıkarma, abartma yok. Orada bir filtre atmış en fazla, o elini tutamamış. Evet, yani işte balığın... Ama ona yakışmış be. Tabii. Onlara okeyiz. Bence de atıyorum. Ya balığın tasarımı, o evin yok yamukluğu, işte yok palyaço bilmem ne biraz tırnak içinde ucube tipler kullanması falan filan. Onlar Tim Burton. Ama mesela o olmayan sahneler, gerçek hayatın gerçek sahneleri, çocuğu gördük, yani bizim oğlunu gördüğümüz, karısını filan, eşini gördüğümüz, gelinini gördüğümüz diyelim sahnelerin sadeliği, bana da ulan acaba buraları başkasına mı çektirtmiş diye düşünmedim değil. Circus çekmiş abi böyle. Bir de derim yani bu aralar her popüler filmin ikinci yönetmeni Andy Circus yani. Andy Circus. Öyle olsaydı, the second director. Öyle olsaydı anneyi stop motion'la kendisi oynardı yani biliyorsun. İllaki. Veya en azından Demi falan. Demi oynamış değil mi? Marion Cotillard. Yok ya o sahneler hakikaten o kadar sade ki gerçekten hani Tim Burton'ın alışkanlığı yok ve ben de senin gibi düşünüyorum yani. Tim Burton'ın genel çizgisinden farklı bir yerde bu film. Ve oraların sadeliğini korumak da filme çok iyi hizmet eden bir tarafta. Yani. Evet abi zaten ben de kendime de sormuştum. Peki sen niye sevdin falan filan. Evet abi bak ikinize de tabii katılıyorum. Bana soran yok ya. Bir de ki Cevdet'ciğim sen de buradasın. Sen ne düşünüyorsun? Neyse ben kendi sorayım. O senin verdiğin örnek kendini büyüme hissetmesi vesaire falan. Benim için gerçekten hani böyle ben filmleri çok içselleştirebiliyorum bazen zaman zaman. Herkes gibi. Evet ama her filmi değil kuşkusuz. Herkes gibi. Bu içselleştirdiğim filmlerden bir tanesi. O kadar birçok yerinde birçok mesaj alıp hayatımda uygulamaya çalıştım ki bunu. Ya tabii başardım başaramadım. Orası başka bir şey. Tartışmanın konusu var. Neyse. Ama... O şey var ya hani Japon balığı muhabbeti falan. Aslında çok klişe ama öyle bir yerde öyle tatlı. Öyle böyle masalsı anlatıyor ki onu. Bir de kendini şeye takmış falan. İşte oralar Edward Norton biraz. Neyse. Edward Norton dedi. Oha. Evet çık ya Edward Norton. Tim Burton. Evet
Edward Norton seni anladı büyük ihtimalle. Do you know about the guy who is called Jared Janmer and Geekkeeper in Turkey? I want to work with them. Demiştir inşallah. Dedim ben bu arada geek. Neyse okey. Tim Burton evet. Şeyleri. Abi o kadar böyle içselleştirmiştim ki oraları ve işte öyle yani. Onlar falan bana çok dokundu. Çok sevdim. Sen filmin kahramanı falan diye az önce bahsederken şeyden babadan mı bahsediyorsun? Ewan McGregor'dan bahsediyorum abi. Ben mesela aynı kesinlikle adamdı. Tabii okey aynı adamdı. Kesinlikle oğlunu filmin başrolü ve kendime özdeşleştirdiğim filmin karakteri evet. olarak izledim açıkçası. Yok öyle. Bu arada oğlan protagonist. Evet. Evet ben babanın de... gençliği kahraman. Yani ikisi evet. farklı yerlerde. Normalde bu hikayeyi ilerletir. Hikaye kahramanı ilerletmiyor filmin. Hikayeyi sonunda... araştıran ve sorgulayan çocuk ilerletiyor. Doğru. Yani. Çok evet doğru. O açıdan enteresan. The Fall'da da böyledir mesela. Bir izlediyseniz hemen bir paralellik. The Fall'da da bir hikaye anlatan adam ve sorgulayan küçük arasında o hikayeyi ikiye bölüyor. Genelde böyle böldüklerinde de güzel oluyor. Hatırlarsan sinema günlüklerinde işledik onu. Evet. Oradan. The Fall izlemedik. The Fall yapmadık abi. Yaptık ya. Yapmadık ya. Sevgili arkadaşlar, bu iki bunak senile dostumla oturuyor olmaktan dolayı falling, ben de üzgünüm. Falling Down'dan bahsetmiyorum. Falling Down'dan bahsediyorum ben. Fall ne ya? Ama Falling Down'da da senin dediğin var. Hayır lan, orada protagonistle kahraman aynı adam. Olur mu be? Evet. Orada da Michael Douglas protagonist gibi ama filmin hani kahramanı gibi olan şey ya Robert Duvall mıydı? Ha, evet. Anladım, ben onu diyorsun zannettim. Boş ver, onu tartışmayalım ya. Da. Tamam. Onu tartışma, ben onu diyorsun zannettim. Özür dilerim, özür dilerim. Ama bir de artistlik yapıyorum, affedersin. Kahramanla protagonist ayrıştırmadan bahsettim ama işte o değil. Kahraman klişesi değil. Kahraman şey gibi, bu filmin adamı benim duruşunda olan birisi vardır. Star Wars, Luke Skywalker, Han Solo mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani kahraman ve protagonist şey biraz. Yani böyle iki tane farklı mekanik paralel çalışıyorlar. Burada ikisini ayrıştırması bence... Bu filmin suratımıza çarpabildiği bütün etkisinin kat kat artmasını sağlıyor. Çünkü işte güzel bir ikiliye yakalıyor. Sen de seyirci olarak çünkü aslında şeysin ya, bir nevi protagonistsin ya. Sen çünkü filmi takip etmeyi bıraktın noktada. İşte ikinci bir katman hikaye de duruyor. Bence o noktada işte o yüzden suni hikayenin tabiri caizse anlattığı bir takım bir şeyler var. Bir de gerçek hikayenin anlattığı bir takım bir şeyler var. Ama çok da aynı şeyi söylüyorum galiba. İkidir farklı kelimeler. Yok yani ama güzel bu yani. Bu zaten filmin hani... Ben bu filmi mesela hakikaten dün geceden beri şeyi düşünüyorum ya işte ne diyeceğiz yarın bu film ne anlatıyor diyeceğim ben ona takarım tamam mı yani benim için mesela hep işte filmlerin öykülerin hatta diyeyim bir tane bir iki cümleyle açıklanan bir mesajı olduğunu düşünür onu bulmaya çalışırım ben. Mesaj. Ve bu filmin açıkçası mesajının ne olduğunu bilmiyorum yani emin değilim dün geceden beri bulamadım henüz kafamda o yüzden biraz böyle kafa karıştıran ve insanı sesli düşünmeye itekleyen bir haldeyim o yüzden seni affediyoruz bütün bunları bunu istedim şu an. Almak istediğine bağlı galiba. Hadi geçelim onun üstünden. Okay. Bence bir noktası. Senin söylediğine katkı şu. Sonunda değişen çünkü karakter oğlu oluyor ya. Tabii. Babası gibi olan oğlu oluyor tabii. Aslında. Babası için evet. öykü anlatmaya başlayınca evet, değil mi? Aynı. Babası değişmiyor. Babası aynı kalıyor hatta. İşte şey diyeceğim. Alınabilecek mesajlar konusunda bir noktada sanki babasının başında beklerken doktorun gelip de işte şey demesi. Hani senin doğumunu böyle böyle anlatıyor ama baba. Bir de ben anlatayım. Geliyorsun çok kolay doğum oldu. İşte şu saatte girdin, bu saatte çıktın. Çok gülüyorum ben aslında. Hangisi daha çok hoşuna gitti bu hikayelerden? Yani deyince oğlan hala bir inat. Evet. İşte ben senin anlattığını daha çok sevdim ama işte orada seyirci olarak sana aslında şeyi söylüyor. Hani sen de geldin seyircisin açtın filmi yalan izliyorsun. Yalan seyirci kendine. Yani bir film izlediğinde farkındasın. Böyle böyle bir filmimi daha çok seviyorsun. Böyle böyle bir filmimi daha çok seviyorsun. Ve aslında orada seyirci olarak sen de şeyi diyorsun. Yani evet bana bu mesela hep klasik şeydir ya. Şimdi biz... vizyona giren filmleri de, sinema günlüklerinde de film çok eleştiriyoruz, çöplüyoruz falan. Hani böyle bir genel şeyimiz var ya. Hep de bize şöyle bir şey gelir. İşte siz eleştiriyorsunuz ama işte filmleri de biraz eğlenmek için izlemek lazım noktası var. Buna çok katılıyorum. Bunun bir şey derecesi var. Bir hangi filme gidersen git, ya 20 lira verdik, güldük çıktık diyen seyirci kitlesi var. Patates şeyini yiyip patlanlayıp gidiyor evine, kakasını yapıyor tamam mı? Bu olmak niyet değil. Ama ters tarafında da şey adam var. Abi bilmem ne de bilmem neyi kullanmışlar Dunkirk'te ama Dunkirk'teki silahların ateş etme hızı o değildi gerçekte filan diyen adamlar. İki ucu şu an tanımladın değil mi? Aynen. Evet. Bu iki ucu. Sen de siktir git film izleme o zaman gerizekalı. İşte bu iki uç arasında işte geri kalan bütün seyirciler var. Ben genelde bunun arasında bir yerde olmak istiyorum. Çünkü filme bir dakika ama deyip gerçekçi bir gözle bakmaya çalıştığında bütün kurguyu, hayali, masalı her şeyi yıkabilirsin. Ama hayal masal kurgu yıkıyorsan niye izliyorsun o filmi niye zaten? Niye öykücü dinliyorsun? Evet. Aynen niye öykücülüğe geldin?
Ama işte o yüzden hep ben kendi eleştirimde şeyi söylemeye çok dikkat ederim. Öykünün bana verdikleri üzerinden onları %100 doğru kabul edip onlar üzerinden eleştiri yapmayı ben hep daha doğru buluyorum. Tabii. Ve bu inan benim bu filmi izledikten sonra kendime sorgulayıp çıkarttığım bir yöntem oldu. Yani evet. Çünkü bu film illaki o öykücülüğü zaten bir tema olarak işliyor. Orada bana onu sordu. Sen de tırt hikaye mi istiyorsun? Renkli hikaye mi istiyorsun? Ben de dedim ki hayatımın o noktasında işte üniversite 1'de miydim dedim. Böyle çok canlı hikaye istiyorum ama istiyorum ki hikayeyi anlatan baba tutarlı olsun. Ki bu baba müthiş tutarlı bir baba. Evet. Bir yerde çocuk şey diye eleştiriyor ya onu. Öyle bir mitoloji kurdum ki diyor artık diyor biz hani 20 yıl 30 yıl anlattın hani ve o kadar tutarlı anlattın ki diyor. Tabii daha sonra tutarlı olmasının sebebinin ciddi bir kısmında gerçek olması evet, olduğu ortaya çıkınca daha da ilginç oluyor. Evet, çok güzel oluyoruz. Bu arada senin dediğine şöyle bir dış duvardan bir eleştiri değil de bir açıklık getirmek istiyorum. Sen dedin ya biz bazı filmleri çöplüyoruz ama işte o arada bir yerdeyiz aslında eğlenceli filmler de var. Ama yani o eleştiri yapan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Takdir edersiniz ki biz de buraya oturup biz bu filmde çok eğlendik deyip kalkamıyoruz. Ya yani bunun da onun bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla biz illaki eleştireceğiz ya. Ama bak ben bunu şöyle farkında olalım. Tabii yani ki eleştiriyoruz. Böyle, eğleniyoruz bazı filmlerde sadece. Böyle deyince sanki şey gibi oluyor. İşte eleştirmek için eleştirmiyoruz. Ha, yani öyle şey gibi oluyor. Biz de işte burada size program yapıyoruz haliyle. Yani ulan haliyle değil. Çok güzelse de çok güzel diyebiliriz. Bir iki tane detaya dikkat ederiz. Önemli olan burada şu. Ben zaten Geek Yapar kanalı olmasa da siz de öylesiniz. Filmi izlerken eleştirel gözle izliyorum. Tabii. Benim çünkü kafam öyle çalışıyor. Geek Yapar izleyen adamın da bence kafası öyle çalışıyor. Yani bence bu seyirciye onu söylememize çok gerek yok. Bu adam da izlerken şey diyecek. Bir dakika orada niye öyle olmadı diye sorabilen adam. Yoksa al sabahtan aşağı bir işi öf. Ben bunda bir şey film görmüyorum. Bizim işimiz. Tabii. Ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya sana derken muhabbet filme geri dönüyor falan. ben mesela filmin işlediği bir konu, belki ana konu, belki ya bilmiyorum ana konu mu da işte bir büyük konu işte öykü mü hani işte eğlenceli, dikkat çekici öykü mü güzel yoksa gerçek belgesel mi? Hani onu mu istiyorsun? Hani öyküler ne işe yarıyor? Öykü anlatmanın manası ne filan gibi şeyleri sorgulayan bir tarafı olmakla beraber. Bir de bir baba oğul ilişkisi. Tabii. Yani ebeveyn çocuk belki de genellenebilir bilmiyorum ilişkisi var. Ve bu öykücülükle gerçek işte arayışı, bu kararsızlığın baba-oğul ilişkisi üzerinden verilmesi beni çok etkiliyor. Eminim yani birçok insan etkilemiştir. Bunun sebebin de şu olduğunu düşünüyorum abi. Daha yeni Mindhunter dizisinde tamam mı? Orada böyle işte seri katiller nasıl oluşuyor falan sorgulanıyor, ediliyor ya. Ve işte aileyle olan ilişkinin kötü olması, negatif olmasına bağlanıyor bilmem ne. Orada kızın ettiği bir replik vardı, söylediği bir laf vardı. Herkes babasıyla mesafelidir diye. Herkes babası, yani kimsenin babası ona işte gelip de fazla şey yapmaz falan filan. Kimse babasını tanımaz ki mi? Öyle bir şey diyordu. Neyse. Bu doğru olmayabilir. Yani bu illaki genelleme bir laf. Bunun illaki istisnalar vardır ama açıkçası benim hayatıma şey olarak uyan bir şey bu. Ben de mesela böyle kendi babamla hiçbir zaman böyle arkadaş, kanka olmadım yani. Anladın mı? Böyle hep bir oğlum işte babacığım hani yani aşırı mesafeli hiç değildik, çok samimi, çok şen şakraktık ama çok duygusal ağır konuları konuşamadık mesela, konuşmadık hiçbir zaman. Ve bu hani filmin aslında ne anlatmaya çalıştığı ile ilgili bilmiyorum ama yazan, filmi yazan, filmi oluşturan insanlardan bir tanesinin de böyle bir tecrübesi varmış gibi bana çok hissettirdi. Evet. Yani hakikaten hani ki bunu babayla da sınırlandırmak belki doğru değil. Belki kimisi de annesiyle ya da herhangi bir ebeveyniyle bunu yaşıyordur. Hani ebeveynlerinin çocuklarını korumak için mi, hayatı onlara tanıtmak açısından onlara bir neşe vermek için mi veya bilmiyorum yani böyle bazı hani acılardan onları korumak için işte filan bir davranışları, mavranışlarının işte bir hali burada var gibi geliyor. Şeyi de çok iyi anlıyorum o yüzden. Hani çocuğun da gerçek arayışı içerisinde olmasını ve işte atıyorum doktor öyle anlatıyor ya işte bak bunu mu tercih edersin bunu mu, ya ben gerçek olan aslında daha çok hoşuma giderdi deyince o benim mesela çok çocuğa hak veriyorum o noktada. Yani ben hani filmin mesajının dümdüz bir şekilde abi işte neşeli öyküler iyidir, gerçekler sıkıcıdır, siktirin gerçekleri dediğini hiç düşünmüyorum mesela. Hani hakikaten iki tarafında argümanını sunmuş ama eninde sonunda da işi kişisel bir boyuta indirgediği için yani bir çocuk babasının hani ölüm döşeğinde onunla mutlu etmek için ilişkisini güzel hani çünkü hayat ya çok atlayarak gitmiş oldum özür dilerim ama hani olay şuna bağlanıyor işte biraz
Mesela öleceği zaman adam artık önlerinde atıyorum 1 dakikaları 2 dakikaları var adamın işte hayata bağlı kalacağı filan. Ve hani artık orada çocuk içinden gelen bir şekilde yani o ihtiyacını veya o inadını bırakıyor. Babasının suyuna gidiyor filan. Ve bu bir teslimiyet ya da yenilgi filan değil. Sadece o an babasının bunu neden yaptığını kavruyor gibi oluyor gerçekten. Aynen öyle. Evet. Sevdiğin birini mutlu etmek için hikaye anlatıyorsun işte ve o noktada ben filmi izlerken dün de şöyle oldum. Ne oldu şerefsiz ne oldu falan diye böyle biraz hafifte gözüm dolu o sırada böyle. Teyzelik yaptın mı? Teyze gibi oldum. Yani çünkü lan adam da hikaye anlatıyor da belki adamın da şeyini bilmiyorsun ki dur ben bir hikaye anlatayım. Böyle bir belki adamın hikayelerinin çıkış noktası da İkinci Dünya Savaşı görmüşler bilmem neler görmüşler. Belki bir takım travmaların üstünü zarif bir şekilde örtmek için başladı adam bu noktaya. Hı-hı. Orada sana aslında küçücük şeyi veriyor. Yani kimin niye hikaye anlattığını çok bilmiyorsun aslında. Hani gerçek ne gerçek ne yalan işte adama öyle bir gün gelir ki sana da hikaye anlattırırlar ölüm döşeğinde diye veriyor. Bence güzel bir mesaj o da. Hatta ben... Invention of Lying'deki gibi. O güzel. hatta ben mesela küçükken izlediğimde şöyle düşünmüştüm. Filmin sonunu şöyle okumuştum. Aa bak baba haklı çıktı. İşte hatta şunu diyecektim. Danny DeVito'lar falan geliyor ya. Pardon baba haklı çıktı değil tam tersini düşünmüştüm. Danny DeVito'lar gelince şöyle anlamıştım ben. Ha babası hani yalan söylemiyormuş ki, babası bunları uydurmuyormuş ki. Okey abartmış, işte olabilir, abartmış olabilir ama aslında doğru söylüyormuş. Bu değil ama aslında anlatılmaya çalışılan evet, şey tabii. Bence. Bence bugün tekrar izlediğimde ya şöyle anladım. O önemli değil abi. Hani abartmış olması, gerçek ya da yalan olması önemli değil. Biz zaten uçuk kaçık öyküler bile olsa, ki burada bir anda yönetmenin Tim Burton olması enteresanlaşıyor aslında. Hani o çünkü hep böyle saçma sapan uçuk kaçık öyküler anlatıyor ya bize. Uçuk kaçık bir öykü bile olsa aslında bu gerçek hayatta yaşadığımız bazı şeyleri farklı bir açıdan anlayabilmek için uydurulmuş detaylar onlar sadece. Yi anlatıyor diye düşündüm ben bu sefer. Sonunda Danny DeVito'nun ikiz kızların bilmem nenin ortama gerçek hayatta da çıktığını görünce. Yani adamın hani aslında yalan söylemiyormuş değil de önemli değil yalan söyleyip söylememesi. Bu uçuk kaçık öyküler bile aslında bir noktada gerçek zaten. Yani biz sinemaya gidip de Star Wars izlediğimizde tamamen gerçek hayattan kopuk, bambaşka bir dünyaya kendimizi kaptırıp he 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 deyip hayatımıza devam etmiyoruz aslında. Geçen senin paylaştığın bir tane gerzek bir yazar vardı. Kimdi o Cevdet? Hadi ifşa edelim. Hayır lan erkekti. Yok Elif Şafak erkekti, çok pardon. Erkekti. Elif Şafak değil mi? Erkekti lan. Orhan Pamuk. Hayır be. Şey yazarı eleştirmen, sinema eleştirmeni falan gibi bir şey. Ha, Sabah'ta mı bilmem nerede. Link attım paylaştın sen. Yani kötü kötü yazmış. Kötü kötü. Evet, Star Wars'a gittiler de gene çocuk yıllar önce Matrix'te de bu çocuk hikayeleriyle bizim Türk çocuk gençlerimizin gözünü boyadılar falan. Sen sembolizm, benzetme, metafor bunlar ne demek anlamamışsın ki. Anladın çok biliyoruz onları. Yani. O herif kimse ciddiye almıyor. Ya niye bu programda? Ömercan ciddiye almıyor. Ne bileyim abi. Linkini Messenger'da sen paylaştın grupta yani. Allah Allah. Messenger'da paylaşmadım. Evet. Bizimle paylaştın ya aramızda. Tamam siz de paylaştın. Doğru. Ya okey. Boşver o adamı da hani. Ya işte bunu demek istiyorum yani. O öykü istediği kadar uçuk bir öykü olsun. Yani eğer yazar buna niyet etmişse aslında gerçek bir şeyden bahsediyor işte. Ve bu güzel, özel, önemli bir şey. Bir şeyleri anlamak, dinlemek, öğrenmek için belki bir yöntem. Bilmiyorum yani tam hani neden illa öyle olmalının cevabını bilmiyorum da. Ama o öykülerin hani gerçek olduğunu biliyorum işte. Evet evet yani her öyküde gerçeklik payı. Ben özetliyorum. Öyle bir şey demiyorum. Neyse. Yani dedim okay. Yani. Ben başka bir şey konunun başlığı, yazın evet, başlığı. Evet. Her gerçeklik payı ama aslında falan filan. Tamam. Benim için de bu arada şöyle tuhaf bir şey var. Lisede izlediğim için filmi bir sonraki turda şimdi tekrar burada izleyince... Abi benim aklımda filmin sonu çocuk babasını alıyor arabaya biniyorlar gidiyorlar ve çocuğu babasını nehre bırakıyorlar kalmış. Oo. Bir de filme de bu açıdan tebrik ediyorum filmi. Evet, evet. Yani filmi tekrar izleyince şey oldum. Aa adam burada mı ölüyordu? Sen tercih etmişsin işte çünkü. Olabilir. Hayır çünkü güzel olan hikaye evet, aklımda kalmış. Aynen. Çünkü güzel olan hikayeler akılda kalıyor. Yani bu çok basit bir şey. Güzel olan hikayeyi hatırlıyorsun. Doğru. Adamcağız orada tık diye gidiyor şimdi tamam. O an izlerken çok duygusal bir an ama 10 sene önce izlemişim ben filmi. Hakikaten şey oldum. Bir dakika lan adam burada mı gidiyordu? Resmen şaşırdım çünkü çocuğun anlattığı hikaye bende asıl son olarak kalmış. Bir de şeye şaşırdım. Sonradan bir cenaze sahnesi olduğunu falan filan hatırlıyorum ama şeyi hatırladım. Sanki çocuk babayı nehre bırakıyor. Çocuk baba işte balık oluyor da sonra anneyi arıyor filan. Öyle bir kapatıyorlar. Hikaye gerçekten büyülü gerçekçiliğe bağlanıyor gibi kalmış benim aklımda. Hiç öyle değilmiş. Ama akılda bırakabildiği tarafın işte o büyülü taraf olması... İkinci bir mesaj gibi geldi bana. Bir de hoşuma gitti o yüzden çok.
Çok doğru. Bir de ben az önce bu baba oğul ilişkisi üzerinden bir şey daha var benim de düşünmüş olduğum, onu da eklemek istiyorum. Filmin de net bir şekilde anlattığına eminim çünkü ya şimdi zaten böyle hani Hollywood'da çok sever bir father issue bir işidir ya, yani baba problemi diye geçer ama baba oğul ilişkilerindeki şey Hollywood'un da bütün sevdiği birçok filmde işlenen bir konu. Bu filmde de şöyle işlendiğini hep hayal etmişimdir. Şimdi babanın yani hayatta veya değil geçmişinde yaşadıkları hep bir çocuk için, özellikle erkek çocuğu için çünkü kendini onunla özdeşleştiriyor. Hmm. Hep böyle bir masaldır. İçseldir. Evet. İçseldir. Evet, işte. Evet. Mesela benim babamın anlattığı hikayeleri anlatıyorum. Onlar benim kafamda nasıl canlanıyor biliyor musunuz? Acaba nasıldır gerçekten? Benim babam bir yalandan eskrim mi ne yapmış üniversitede bir süre? Ben babamı yani bu eskrim mevzusunu o kadar ballandıra ballandıra her arkadaşıma anlattığımı hatırlıyorum ki ilk duyduğumda mesela filan. Sanki herif adım şövalyeydi yani. anime karakteri gibi böyle. Tomay bana şindir. Bir tane fotoğrafı var eskrim şeyle poz verebilir. Yani aslında. İşte bu bana bu da çok vurucu geliyor. Benim de aynı öyle hikayelerim var. Benim de DJ'lik yapmış mesela gençliğimde. Ben de işte şey hani anladın mı neler neler kim bilir falan. Benim babam bıçak atmayı biliyor. Ben bunu öğrenince şey olmuştum böyle. What? Babam bir gün sinirlendi ve 10 tane bıçak. Can! Bir elinden 3 tane fırlatıyor. Hani dedim nasıl biliyorsun ya? Ya dedi, köyde falan takılıyorduk. Kabzasını kendimiz böyle uyuyorduk diyor. Bir de anlatıyor. Hani kabzayı böyle... Köyde takılıyorduk ne lan? Dedi arkadaşlarla bıçak atarak işte. Ninja köyü. Evet yani. Aa orklar geliyor. Naruto'nun köyünde takılıyor. Ben aldım abi throwing knife'larımı falan. Aynen, ona yani, proficiency harcamış. Böyle evet gerçekten küçük küçük detaylar sende çok büyüyor. Bir de bence ona katkı şöyle bir şey var. Hadi onlar böyle fantastik gibi şeyler kalan şeyler kafanda. Bir de küçük bir çocuk için böyle hayata dair öğrendiğin ilk şey annen ve babandan öğreniyorsun ya. Hı hı. Ve ben biraz da hani Türk aile yapısı anne biraz daha evde baba biraz daha dışarıda dünyada falan olduğu için dünya ile ilgili bir sürü kritik soruyu da babaya soruyorsun. Evet, doğru. Baba da sana onu kendi filtresinden geçirip anlatıyor. Çünkü adamın doğrusu bu insanlar kötüdür, bu insanlar iyidirse sana da onu geçiriyor. Şimdi zaten bu filmde bence biraz onun şeyde yüzleşmesi var. Yani bence işte filmin en evrensel damarı orası. Herkes bir noktada babasının ya da annesinin ama çoğunlukla işte babasının filtresinden geçmiş bir gerçeklikle karşılaşıyor. Ha babası kendi bir düşüncesini aktarıyor. Ha çocuk eğlensin diye fantastik katarak anlatıyor. Ha çocuk yanlış öğrenmesin diye fantastik hiç katmayarak anlatıyor. Önemli değil. Sen babanın filtresinden geçmiş bir gerçeklikle başlıyorsun hayata. Sonra da whatever yaşına geldiğinde bunlar parça parça dökülmeye başlıyor. Evet. İlk önce bu öyle babamın dediği gibi değilmiş oluyorsun. Sonra ulan bu da babamın dediği gibi değilmiş oluyorsun. Sonra da büyümek dediğimiz biraz bu. Doğru. Sonra hepsi bunların illüzyonların parça parça kırılınca sen büyüyüp yeni bir birey oluyorsun. Burada evet. Aslında çocuğun işte bu parçalanma yani babasının anlattığı dünya çok fantastik olduğu için gerçekten muhtemelen düz ve sıkıcı bir dünyası var çocuğun ve biraz babaya bu yüzden öfkeli gibi bence haksız bir öfke. Ben yani kesinlikle bence ama bu yani tabii, başkasına tabii. Göre de belki yok, orası zaten ergenlikten çıkıp da olgunlaştığı nokta babasının ölüp de çocuğun o hikayeyi anlattığı yani evet. Çocuğun hikayesi anlattığı bu nokta oluyor aslında. Evet aynen o yüzden bir yandan da şey var hani hem babayı terk etme hem de ama bir yandan da senin büyüme hikayen gibi bir şey. Ki bence eminim bu herkesin de ebeveynleriyle ilişkisinde böyle bir noktası vardır yani. Doğru. İyice süper nitelikli bir tartışma programına dönüştürebilmek açısından bunu. Freud'un yani Sigmund Freud'un Sigmund evet, tamam o zaman. Medeniyet Nasıl Başladı isimli kitabında anlattığı kadarıyla efendim işte şöyle bir şey var hakikaten işte eskiden bu tabi varsayımsal bir tarif işte eskiden bir baba çocuklar ve bir sürü kadından oluşan o aile yapısı var diyelim şey hallerimizde işte mağara adamı halimizde ondan o dönemlerde çocuklar erkek çocuklar büyüyüp babanın yerine geçmeye kalkışıyorlar. İşte onu ya o ölüyor yaşlandığı için, hastalandığı için ya da yaşları gelince belki bazen çocuklar onu öldürebiliyor falan. Ve bundan dolayı o hep korktukları otorite figürü olarak gördükleri babanın yerine geçince de onlar da hani kendilerini aynı korku pozisyonunda buluyorlar. Onun yok edilebildiğini görüyorlar falan fişmeken. Bu filmde de hakikaten yani böyle şey fiziksel değil ama psikolojik veya belki olgunlaşma kişilikle alakalı olarak büyük babanın yerine geçme gibi bir şey net bir şekilde var. Yani
tam olarak hani babasının baba o... da oluyor bu arada çocuğu. Evet, evet aynen sonra kesinlikle. Yani çocuklar aynı masalları anlatmış filan. Tabii. Aynen, aynen. Sonunda da onu gösteriyor hatta. Tabii. Evet. Aynen işte. Sahnede mitolojiyi devam ettirmiş aslında. Evet evet yani babası dünyaya veda edip de işte o kendisi o olgunluğa ulaştığında ki zaten ölmeden önce olgunluğa ulaşıyor hikaye anlatarak baba, öykü anlatarak babasına. Hani öyle bir aslında şey de görmüş oluyoruz. Yani işte psikoloji falan hoşlanan insanlar için böyle bir okuma da çok mümkün arkadaşlar. Nasıl tabii canım bu yani bir okuma gibi değil de. Üniversite bence... bölümün başka boku yaramıyor benim. Arada bir böyle... Arada böyle kültür sıçmazsam olmuyor. YouTube kanalı kurduk senin üniversite bölümün üstüne. Daha ne olsun? Vay be. İyi peki o zaman şeylerden de bahsedebiliriz. Aslında biraz da söyledik ama hani biraz daha net olsun diye. Big fish ya büyük balık. İşte balık bir metaforu var. Metaforlar var aslında yani. Muhakkak canım. Hikaye olunca metaforlar gırla. Metafor show. Evet. Aynen. Yani. Şey, masal olunca. Masal olunca evet. Yani daha doğrusu pardon. Ki ben bu arada çok affedersin. Balık, büyük balık neyse. O mesela tam neden balık, ne sembolize ediyor hiçbir fikrim yok. Çünkü bakacağız. Türk kültürümüzde baba oğul balıkçılık ilişkisi zerre olmadığı için. Ya bence de bu yüzden biraz. Ha o yüzden yani. Balık tutma falan. O ya mu abi sen? Büyük balığı tutmak da şey Amerika'da değil mi? Zordur. Bir balık geyiği anladım yani doğru anladım. Daha. Hiç düşünmemiştim ama doğru ha. Çok basit taktik olabilir. Ama anlatıyor başında unutmuşsun sen. Bir narrative'i var. Oradan çıkarım yaptık biz de. Kamptaki çocuklara anlatıyor. Evet tamam. Evet aynen. Okey 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 doğru evet basit taktisi anladım. Ama sırf bu mu yani? Sırf ya bu değil. Belki diğer... Amerikalı olsan daha derin anlamları olacak da ben şimdi izleyince kadın bir yerde diyor ki bana büyük balık yakalanmayan balıktır ha falan diyor. Bu da sonra büyük bir balık oluyor ve hani ben de çok geçmiyor yani açıkçası. Ya büyük bak bu olmalı yani en baştaki en üstteki madde bu olmalı çünkü baba oğlu ilişkisiyle canın dediği gibi böyle birebir örtüşüyor. Balık tutma hikayesi Amerikalılarda var evet, ya. Evet, evet. Film zaten baba oğlu ilişkisi üzerinden anlatıyor evet. Her şeyini. Bir de big fish büyük balık baba büyük balık. Aslında yani hani oğlun küçük balığın büyük büyümesi şimdi, okay. Büyük olması ben hep hiç alamadığım bir taraf abi ben de orası yok yani ben şimdi anladım bak şimdi anladım yani şöyle ben hani hep büyük balık sanki elde edilmesi gereken o büyük hayal amaç hazine falan yok, gibi o anlardım büyük elma diyor Amerikalılarına big apple tamam dur klasik kodlamaları geç tek tek listelememiz şart klasik değil. Kodlamaya da şey diyorlar big abi, apple New York lan atma big apple New York abi biz bu batının hiçbir şeyini anlamamışız ya. Batıyı anladım. Ya Müslümanlık da big fish yok kardeşim biz ne yapalım yani. Günah kardeşim bizde yani. Big man, uyurma. Big hamsi. Büyük hurma diye çevirmiştik. Allah kahretsin. Bizde her şey hurma. Ekmek, büyük ekmek. Dur bir dakika. Şöyle, şimdi şöyle anladım. Büyük balık dedikleri de bir hayal işte aslında. Abi yani şey, sonunda dur. Balık oluyor lan. Yani ya benim... onu bilmiyorum. Bak neden balık olduğunu hala anlamadım ama şunu anladım. Büyük balık. Bu balık tutma mevzusunda... O dev balığı yakalamak işte büyük ödül falan hani o bir o da bir hayal. O da bir öykü. Öyle bir balık yok zaten falan abi, gibi. Abi cadıya gidiyor ya. Cadı orada kurabiye yedirince buna aman babaya ya. Balık. Peki arkadaşlar. Peki size bir soru. Gel buraya. Gel buraya kurabiye cadı. Ya kanalımızdan gidin kurabiyeciler. Can sinirini bozmayın. Sinirini bozmayın. Siz öldüğünüzü nasıl öleceğinizi görmek ister miydiniz? Şimdi bak. Evet. Ben de evet demek istiyorum. Çünkü film bana şey yaptı. Aslında hikaye olan bazı hani böyle o an aklıma şey geldi. Ben ne zaman öleceğimi biliyordum ve orası olmadığına göre diklenmek istedim diyor ve deve dikleniyor ya mesela. Evet, evet. O sahne benim şey. Değil mi lan? Doğru. Hakikaten ben de bilsem diklenirim. Aynen. Daha cesur hissederim. Aynen. Kendimi. Ben de dün IBK ile izliyorduk filmi ve hani bu filme kadar ben de hep abi yok bilmek istemem. İnsan onun paranoyası deliliyle yaşar falan diye düşünüyordum ama hakikaten aslında bir huzur getirebileceğini düşündüm lan. Yani ferahlarsın dersin ki ulan 45 yaşında ben trafik kazasında ölüyormuşum. Donatın masaya. Anladın mı? Kale, şey olur, kolesterol olur. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Her şeye gider bungee jumping de yaparım. Anladın mı? Paraşütle de atlarım. Yani kimse beni durduramaz böyle bir şey olsa aslında. Bu konuyla ilgili çok tuhaf bir şey söyleyeceğim size. Söyle bakalım. Hem de minik bir itirafım. Adamım biliyorum daha ben. Önce, daha, şok, önce, şok, şok. Daha önce Twitch'te de... Hayır şöyle söyleyeyim. Nasıl öleceğimi biliyorum. Size kalıcı bir mesaj bırakmak istedim. Size 10 milyonluk kanal bırakıyorum. Sen de üstüme böyle yazıyorlar değil mi? Haydan gelen uyarı. Neyse. Şey diyecektim. Yani bunu Twitch yayınlarında da bir iki kere sorduklarında böyle gecenin ilerleyen saatlerinde tuhaf böyle psikolojik muhabbetli Twitch yayınları yapıyoruz. Aman Allah'ım. Orada çocuklara da anlatmıştım. Çok tuhaf satılar başta ama şöyle bir şey var.
Ben genç yaşında bilim kurgu eserleri tüketirken hep bu ölümünü bilen adam işte falan. Yani çok işlenen bir konu. Hep de başı bela, başına bela olur bilmek değil mi genelde? Evet, işte, bilmek genelde. Bu bir Big Fish'te bir de birkaç tane daha hikayede aslında bunu çok pozitif işleyen şeyler gördükten sonra kendi kafamda dedim ki lan dedim ölüm ne zaman öleceğini bilmekle ne zaman öleceğini bildiğini kabul etmek arasında çok fark yok. Ha. O yüzden kendi kafamda bir kabulüm var benim. Ona göre yaşıyorum hayatı ve inanın çok rahat bir şey. Hmm. Anlamadım ya. Sen anladım. Şey mi bana diyorsun? Kalırsa ben 85 yaşında bilmem ne yaparken öleceğim. O yüzden bu da biliyorum. Bana onun avantajlarını sağlıyor. Ve sağlıyor. Ve gerçekten sağlıyor biliyor musunuz? Yani tuhaf bir bakış açısı ya, ama ikna olmadım ya da anlayamadım diyeyim yani. Ben anladım da kendini kandırmaya nasıl başardığını anlayamadım ben. Hayat illüzyon olduğu için zaten öyle yani kendi kafana göre manipüle edebiliyorsun. Anladım. Öyle küçük bir numara uyguluyorum hayatta kendime ve gerçekten insan şey oluyor yani bir rahatlık geliyor abi. Hani bu filmde tekrar izlerken onu o kadar fark ettim ki. Farklı bir bakış açısı ama. Yani bu biraz böyle tuhaf bir örnek oldu. Farkındayım. İlginç bir bakış. Aslında şöyle. Yani ben çok okey. Biraz gerçek hayatta uygulayabileceğimden şüpheli olduğum bir şey evet, bu anlattığım. Ama dev sahnesinde hakikaten işte ne zaman öleceğimi biliyorum. O yüzden deve celallenebilirim falan deyip de. Orada da şey diyor. Kemiklerim de kırılsın istemiyordum. Tabii. Falan da diyor yani. Ama o zaman aslında bu film çok kolaylaşır herif için yani. Bir de öyle bir şey var. Öykü şeyi var orada. Neyse dur. Ben de şunu düşündüm mesela hakikaten. Yani bu da İlla ki biraz klişe bir şey, çok orijinal bir şey değil ama hani hakikaten hayatı böyle çok işte tedirgin ve garantici yaşamak hayatı yaşamak değil aslında. Hatta yani bu filmin öykü ve gerçekler falan hani bir geçmiş anılarımızla ilgili filan boyant hali ya da işte yalın boktan hali filan arasındaki tercih de biraz sanki bununla alakalı gibi yani. Hayatı böyle daha gözü pek, daha daring işte daha böyle hani cesur yani daha bir şeylere cüret ederek falan yaşamak demek sanki bu öykülere başını yaslayarak yaşamak gibi. Yani öbür türlü işte şey oluyorsun, figüran oluyorsun öyküdeki yani öbür şey o canavar diyen elinde şey tutan pitchfork tutan adamlardan biri oluyorsun. Bütün tarlamızı yemişler. Peki ona nasıl sen yapacağız? İlgilenmezsen biz ilgileniriz. Çık çık. Bir de bu var. Ona çok takıldım niye bu filmde. Ya oraları da çok klişe, özellikle klişe çekmemiş. Evet, zaten yani. tabii. Klişeden, hatta özellikle masalsı yani. Hani evet. Ben varım diyor arkadan, açılıyorlar, böyle artist duruyor falan. Tabii. Hani bu kendi çok belli, anlatıyor. Çok belli, yani, çok masal gibi yani oldu. Yani bu sefer hani cool shit demiyorsun ya, o kadar yiyor ki evet. Hani bu hikaye. Ha tabii canım. Cool shit değil çünkü çok cool değil, aslında antika bir şeyler. Bunlar da eski şeyler yani ama sırayla olduğu zaman sana şey hissediyor. Eski şeyler. Birisi sana masal anlattığı için sana okey geliyor. Bir bu. De üstüne üstlük aslında filmin hani başta sana biraz küçümseyerek bakmanı sanki istediği şeyler. Çünkü bir çocuk var bütün bunlardan dolayı çok sinir olmuş babasıyla arası açılmış falan. Ve işte babası gene saçmalıyor falan hani böyle yaklaşıyorlar ya başta. Burada tabii Ewan McGregor'ın oyunculuğuna da bir herhalde şey yapmak lazım. Yapalım çünkü, abi bal çalalım. Böyle 40'larda 50'lerde yazılmış bir çizgi romanın kapağındaki bir adam gibi ya sürekli. Yani çok iyi beceriyor. Pozlar. Böyle bakıyor. Duruyor tek kaş havada falan. O Superman'in de o antika halleri vardır ya. Tabii. Çözdük mü? Evet çözdük falan. Abi şey falan. Yani böyle... Ashton köyü bugüne kadar benim gibisini görmemişti falan. Yani, hani böyle evet, bir şey. Evet. Ve o gerçekten masalsalığını giderek arttırıyor. İşin ilginci yaşlandıkça karakter azalıyor ya o. Aslında bir noktada şey de var. Hani daha eskiler sanki daha fantastik de dikkat edin giderek ilerledikçe çünkü fantastik unsurlar az oluyor. Çağına geliyor ya artık. Olabilir. De. Hani öyle bir şey de var. Şey de çok farklı. Çağ farkı da aslında hissettiriyor bence. Şeyi çok güzel seçmişler. Buradan buna geçmek istiyorum affedersin. Hani oyuncu dedin madem. Bence cast her ne kadar nasıl sırayla seçilmişse seçilmiş. Önce baba sonra Ewan McGregor seçilmiş. Bilmiyorum o benim %100 doğru olmayabilir bilmiyorum. Ama çok şey yerinde seçilmiş. Şimdi Alec Finnis hem oyunculuğuyla hem kim? Tavrıyla başka bir şey. Alec Finney. Karıştırdım. Doğru musun? Albert Finney. Alec Finney bizi andı. Oh my god. There's a guy called Jared Janvar in Turkey in Gikapar. He's a great guy. Let me contact him. Dedi şu an. Evet evet. Neyse biraz bunu arar. Telefon kapalı Allah'ım. Ben de sessiz alayım da. Bu işte şey. Albert Finney'i çok başarılı seçmişler adamı. Çünkü herifin şeyi var. Hani o baştaki o işte Ewan McGregor'un böyle hey senin dediğin o haliyle arasında o kadar güzel bir kontrast var ki. Yaşlı diye ama yani. Ay, yaşlı diye ama annesi de yaşlı anladın mı? Bana yani... biraz dev oyunculuk gelmedi o abi açıkçası. Abi şey yapmışlar ya. Dev oyunculuk gibi değil.
adamın çok anlatası kalmamış. Hmm. Çok böyle hani şeye gitmiş. Ama gelini görünce nasıl hemen coşuyor? Evet, biraz anlatıyor yine eskileri şey yapıyor da. Gel otur. Yani bence o seçimler falan gayet başarılı olmuş. Hoşuma gitti. Geline çünkü... bir bakıyor. Marion Cotillard değil mi ya bu diye. Ben bunu Fransız filmlerini biliyorum. Abo. Sedayan abi. Canım benim. Neyse evet, oyunculuk da böyle güzel. Yani oyunculuk dışı bir şey söyleyeceksiniz, oyunculuktan devam edeceğim. Yok. Peki. Billy Crudup. Dümdüz hali çok yakışmış bu filme. Kim Billy Crudup, evet, kim ya? Evet. Crudup. Kim Billy Crudup? Şey de oynamıştı. Çocuk o değil mi işte? Ha, çocuk mu pardon? Evet evet, Billy Crudup. Nerede Crudup oynuyordu Crudup? Ben hiç hatırlayamadım filmi izlerken. Şey, Manhattan oynadı değil mi ya o adam? Ha evet, doğru, aferin kız. Evet evet, doğru doğru doğru. Bak arıyor, valla arıyor. Billy mi arıyor bu sefer? Crudup arıyor. Valla ses aldım ben. Abi ya şey arıyorsa Albert Finney? Aramasın, aramayın. Cheeky par, cheeky par diyecek. I'm English patient, o oydu değil mi? Bu arada niye cheeky par diyorsa herif? Geek kelimesi İngilizce zaten. ya zaten işte yani oyuncu seçimleri beğendim. Ben şeylere girmek istiyorum asıl. Üç tane oyuncuya girmek istiyorum. Bir tanesi Matthew McRoy. Yani aslında o dev olan adam. Hmm. O herif gerçekten 32 yaşında hani ölmüş adam. Hı-hı. Belli ki bir hani vücutla ilgili değişik bir durumu var. Ve o adam gerçekten 2 küsur metre bayağı uzun. Tabii canım o zaten 30 falan yani. Zaten finaldeki gerçek cenazeye gerçek, gelince aynen falan hani hakikaten uzun böyle olduğunu anlıyorsun. Çok şey yani o hani hem doğru bir kast hem çok hani ben şey buluyorum öyle. O ölünce şeye geçti işte, bizim Gaziantep'teki adama geçti. Şey yo bir de şey vardı ama. Bill Crystal'ın My Giant diye bir filmi var. Onda oynayan bir dev adam vardı, Romanyalı falan olan. Bir de o vardı böyle bu filmlerde çıkan. O bundan önce öldü galiba. Olabilir olabilir, hı, bilmiyorum. Steve Buscemi tabii yine her zamanki haliyle. Ben mesela Steve Buscemi'nin oynadığını hiç hatırlamıyordum bu filmde. Müthiş sürpriz oldu. Müthiş sürpriz. Çok güzel enerji katmış ve şey sahnesi benim aklımda kalan çok yine kritik sahnelerden biridir. Banka hatta soymadım. Hayata dair küçük ders aldım bir sahne. Yo, şiir çok yazdım. Güzel kasabaya gelmiş. 17 yıldır bu şiirin üzerinde çalışıyorum. Abi çok güldüm ben de. Yeşil çimenler, yeşil kasaba ne güzel. Spectre is great. Ben de çok güldüm ona. Kızıyor böyle şey diyor ya. Bu o şey diyor. Bitmeyen işi kimseye verme diye başlamamışlar bana. O çok güzel bir küçük sahne bence. Yani çünkü insana şeyi gösteriyor. Yani rahat ettiğinde, konfor içerisinde olduğunda bence zihinsel üretimin, yaratıcı üretimin gerçekten de azalıyor. Yani evet, adam anlatacak çok bir şey bulamamış. Kasaba güzel. Ne desin? Hani anlatıyor. Yani aslında şöyle bir şey var. Yani bu böyle bir genelleme yapıp bunu test konusu haline getirmek istemiyorum ama mesela test konusu. Evet evet. Yani işte bakıyorsun böyle Rusya, Almanya gibi geçmişinde çok fazla ayrılıklar yaşamış, çok fazla işte savaşlar, değişimler yaşamış böyle ülkelerin işte ressamları, müzisyenleri falan ne kadar hani fazla meşhur ve işte böyle nasıl anlatayım? Norveç'ten ise hiçbir bok çıkmıyor. Norveç'ten ise hiçbir şey ya çıkmıyor. Evet evet, Norveç'ten ise hiçbir şey, anladım biraz aslında gibi. Yani o kadar değil de bu... Eminim birilerini karşımıza aldık şu an. Kim tam bilmiyorum. Norveçliler mi, akademik insanlar bilmiyorum. Savaş geçen ülkeleri karşımıza aldık. Bilmiyorum. Şu anda düşünsene adam şey yapıyor. Direkt yani büyük yapar açmış YouTube'dan izliyor Norveç'te. Çok kızıp kızağını alıp diyor. Neyse işte bu programın Norveççe altyazı koyma sen de. Okey tamam. Dur gerçi bir tane artık. Türkiye Knut Hamsun var ya tabii ki. Ne? Edebiyat dersinde öğrenmediniz mi? Knut Hamsun. O neydi be? Ne bu şimdi? Kudat Kubilik'tir o. Edebiyat 2 kitabında yer alan Norveçli şair, ressam. Hiç duymadım. Bilmedim. Abi bunu hiç hatırlamıyorum niye ama. Niye sizin yani lise müfredatınızda Norveçli yazarlar var? Var abi, bütün Türk abi, lise müfredatlarında var. Knut Hamsun. Her sene değiştiği için ben o zaten o kitap değildir büyük ihtimal benimki. Vardı vardı. Knut Hamsun'u bilenler aşağıya yazsın. Bir kere o Knut değildir. Knut'tur yani de neyse düzgün oku lütfen. Afrika mı ya bu? Ne bileyim. Ama ya Knut değildir ya. Sessiz K'dir o. Norveççe dediğin çakma Almanca değil mi? İyice attık. Hiç uzatmamak. Bir İngilizce var. Norveçli yok aslında. Bir grup Alman daha da kaybolmuş. Kara bastıkça Norç Norç diye ses çıkıyor. Abi her şeye oluyor bu metafor. Bir daha abi tabii ki. Norç Norç. Tamam. The good Danny DeVito. Aa canım benim. Filme renk katan adam. Bayılıyorum Danny DeVito'nun varlığına bu filmde. Çok severim ben Danny DeVito'yu. Ben de genelde severim de böyle hani inanılmaz başrol filmleri yerine. Çocuğu böyle güzel çalıştırmış lan. Bir kuruş para vermeden bir serim. Ben 2 ay 3 ay geçti zannettim. Abi. Küçük bir yerde 3 yıldır çalışıyorum, senin adını öğrenebilmek için yuh dedim ya. Bu arada filmde... Bloom'dan baksana. Bloom abartıyordur.
Bulun değil mi? Biraz tabii tabii. 3 gündür o. Oğlum zaten sürelerin 3 yıl oluşuyla ilgili bütün sürelerin 3 yıl oluşuyla fark ettiniz mi? Aa yok. Bak. Aa yok. Okey hepsini aklıma gelen hepsini sayacağım size. İşte 3 yıl çalışıyor sirkte. Kadın için şey, 3 yılını askere gidiyor. Çocuk 3 yıldır babasıyla konuşmuyorum diyor. Aa. Bak hiç fark etmedim. Power of 3. Hı? Dın dın dın. Bir tane daha vardı ya. Bir tane daha vardı. Unuttum şimdi ama var yani bu siz yazın arkadaşlar. Var bir tane daha, yani en az bir tane daha var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bilmiyorum yani evet. Bu şey yönetmenin şakası dahi olabilir illa ya da yazarın. Ooo aman tanrım Holy Trinity falan evet. Ona bağlamamıza gerek yok kesinlikle yani. Kesinlikle katılıyorum. Tam altını tekrar çizmek istiyordum. Bu tarz sayılarda bir tekrar görünce hemen numerolojiye bağlayıp işte ne bileyim Kur'an'daki bilmem ne ayetime denk geliyor işte. Bir şey o ayette diyor ki falan ha. Şeyin 3 tane havarisi yok mu? Yani işte anladın mı? O şey gay var ya, neonun kapısının üzerinde 101 yazıyormuş işte o da Allah Tanrı çocuk demiş. Big Fish, a novel of mythic, mythic proportions. Çevirin. Çok büyük roman diyor yani. Big Fish. Ömerce seni çevirler. Yok yok ben de çeviremedim de yani. Büyük roman. Daniel Wallace diye bir adamın hikayesinden uyarlanıyor aslında. Daniel Wallace. Okay. Torunu. Dedi bir iddialı çıktı ya. William Wallace neler yapmış. Onun biraz değişik bir Freedom diye bitiyormuş da şimdi. Tim Burton değiştirmiş. Tim Burton. Big Fish diye bitiyor. Big Fish. Yalandan da oraya şöyle bağlandı. Braveheart'taki büyük meydan savaşı da küçük bir köprünün üstünde oluyor ya aslında. Hani hatırladınız mı? O filmde de konuşmuştuk. Ama ha, öyküler orada da abartılmış. Wallace Gill burada hep yalan yalan anlatıyor işte. Evet doğru. Tall Tale. Yani şunu demek istiyorum. Burada Can bir şeyler söyler diye atıyorum bu lafı. Tim Burton'ın değil hikaye. Bu değil, sefer. Değil. Belli canım. Ama değil. Yani. Ama şöyle Tim Burton'ın bence hani bu filmi çekme konusunda duygusal bir bağ kurabilmiştir gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten hani onun hep böyle bir dışlanmış bir insan olmakla ilgili biraz öyküleri var ya gerçekten. Freak Show seviyor abi Tim evet, Burton. Evet evet. Ve burada da işte öykü anlatmanın işte şusunu busunu tartışan bir film olduğu için adam çok bence şey yapmıştır gibi geliyor bana. İçselleştirdiği bir film olmuştur gibi geliyor bana. Yani sadece parasını alıp gitmemiştir hemen gibi geliyor. Hemen bir trivia söyleyeyim. Parasını da çalıştırmış her zamanki gibi. Tabii. O zaman evli değildi galiba daha. İşte yazıyor. Yazıyor daha. Big Fish'le başlamış. Yönetmenle belki yatar diye kızdan umut ediyor. Bu proje, bu arada belli ki yönetmenin getirdiği bir proje olmaması şuradan olmadığı şuradan belli. Steven Spielberg talip olmuş bu projeye. Belli ki vermemişler. Evet. Meşgulmüş. Hatta Jack Nicholson'ı düşünmüş. Meşgulse nasıl talip olmuş? Hayır. İstiyormuş yani. İstiyormuş. Schedule'ı ayarlayamamışlar. Ayarlayamamışlar bir türlü. Sonra Tim Burton almış hikayeyi. Yani şunu demek istiyorum. Demek ki bu filmde hani Tim Burton ya ben bunu hani bakıp hislenip böyle bir film var ben bunu çeksem ne güzel olur dememiş aslında. Birileri Tim Burton demiş sonradan. Evet, evet ama İşte enteresan bir şekilde güzel uymuş yani bence. Bence Steven Spielberg yapsa daha güzel film olurdu. Steven Spielberg yapsa nasıl olurdu? Çocuklar daha çok olurdu. Daha camlardan bakarlardı dışarıya. Balon falan olurdu. Belki John Williams yapardı mı deney yapmayanı besteleri? Daha güzel olurmuş lan gerçekten. Belki biraz daha hani alışıldık bir film olurdu bence Steven Spielberg yapsaydı. Steven Spielberg yani aile konusunda kendini kanıtladı hocam. Tabii bir tane daha çekmesine gerek yok böyle bir şeyi. Bence Tim Burton güzel bir şey olmuş. Ama şey gibi, bir yapı düşünsenize. Bu taraf Indiana Jones, bu taraf Münih. Bence bu taraf Hook. Hook da olur. Hook. Peter Pan var ya. Hook'u çekmiş bir de evet. Hook da biraz böyle bir şey ya aslında. Hani masalsı, anlatımlar falan. Orada da baba oğlu. Aa lan bayağı Hook lan. Çakma ya bu. Bir dakika. Star Wars Episode 5'te de adam babası çıkıyor çocuğun. Çakma lan. Bir dakika. Wow. Bir dakika. Hemen liste yapalım. Bir dakika. Odysseus'ta da adam babası gittiği için çocuk orada. Var mı bir şey? Var. Dur. Odysseus'ta bilmiyoruz. Bir dakika Tanrı İsa'nın babası değil mi? Bir dakika evren yaratılırken bir... Yok uzattık biraz. Yani. Evet evet. Çünkü burada yani şey yapmıyoruz. Ne yapmıyoruz abi? Ya bu son zamanlarda şey çok başladı ya. Bilmem neyle bilmem ne aynı film çünkü falan diyeyim alakasız. Babası var bunun da babası var falan gibi. Bence ya her film aynı film ya da hiçbir film aynı film değil. Ya şöyle dünyanın en güzel yapı. Yazın bunu yazın. Ben öyle bir insanımdır ki her yere kururum. Beni her yerde geçerli kılabilirsin. Bu şey lafından sonra sinemacılıkla ilgili en büyük ikinci lafın oldu. Kendini dizi gibi hissediyorsa dizidir. Mercan Gündoğ. Tabii ki dizidir abi Allah Allah. Kendini dizi olarak identify ediyorsa öyledir yani. Mercan manifestoları dizi biliyor. Yakında kitap olarak tüm seçkin kitapçılarda göreceksiniz arkadaşlar.
Tim Burton'ın imzaları yine de kendi böyle bir takım yerleri, benim yani bariz imzaları düşündüğüm. Ağaç dalları falan. Evet. Aynen bak onlar bir de en büyük konuşmuştuk ya. Yamuk kapı. Yamuk kapı. Onlar görsel olarak tabii canım adamın tabii, klasik adam tarz şeyleri. Kapıyı yamuk yapalım. Ona bakarsan şey var, siyah beyaz çizgili kıyafet var bir yerlerde. Evet, yani. Evet. Onu da sever. Bir de şey aslında daha genel geçer. Tim Burton'un yine freak show sevmesi. Hakikaten sette dev bir adam var. Hakikaten sette aşırı kilolu adam var. Hakikaten sette cüce. Deni DeVito var. Falan. Deni kilolu değil. Ayıp ol. Kilolu değil yani, o cüce. Hani evet o biraz kısa diye ben. Onu seviyorum lan şey diyorum. Kim bir yerde aşırı kilolu bir herif şeyin içinde var. Onu böyle yıkıyor ya. Adam demiş ki yani 3 saniye için demiş ki bana aşırı obez birini bulun küvette yıkayacağız demiş. Yani çünkü Tim Burton seviyor böyle şeyleri. Yani tuhaf beden figürlerindeki insanlar içinde bulununca daha masalsı mı oluyor, daha kapsayıcı mı geliyor abiye? Bunun sebebini bilemem. Ama her filminde onun illaki bir aşırı uzun karakter, bir cüce karakter böyle bir seviyor bu adam. Bir de inanılmaz örtüşen. İnsanların çeşitliliğini kutluyor. Kutluyor. Yani bunun triviasını bilmiyorum. Gerçekten Tim Burton'ın ekimi, denk gelişimi ama babanın sattığı o hikaye makas eller gibi değil mi arkadaşlar? Yani? Hmm. Hatta ben onu çok bu Tim Burton'ın yazdığını zannederken kesin kendine gönderme diye düşünmüştüm ama hiçbir şey görmedim yani bu konuyla ilgili. Bu arada yani o icadında sonra gerçek olduğunu görmemiz çok enteresandı. Çünkü Helena'nın evinde vardı gerçekten o. Ha evet. Yoksa gerçekte görmedik mi? Gördük. Ama onun gerçek olduğunu görmek niye enteresan ki adam o kadar... Ha çünkü ben onun saçma sapan herifin hikayelerinden biri zaten. Çünkü böyle hand motif diye gibi geliyor insana. Evet, çok salak bir, saçma bir yani, alet kim satın alır ki onu yani? Hani Şener Şen satsa diyecek ki okey yani onun var ya eski filmlerinde işte. Bu gördüğünüz öyle bir şeydi galiba. Ama sonra onun gerçek çıkması komik. Abi herif kasabayı satın alıyor. Şeye bir distribution'e tavsiye veriyor ya. Şimdi o tavsiye verdiği ve adamın gerçekten bir para tutturduğu bir yerde bir yatırım yaparak doğru ya. Hı hı. Ama işte şeyler kasabaya aldık her yeri falan. Onlar abartı değil mi? Tam yo, ben de bilemiyorum. Yok ben bence onları. Abartı değil. Ya orada şöyle bir şey almamış var gibi. Almamış da trust fund yaratmış. Vakfetmiş. Yani. Vakıf oluyor. Vakıf kurmuşlar. Hı. O vakıf kasabalı şeyini koruyor, şartlarını koruyor. Yapmış kurmuş bunu yani. Bence de ben onu gerçek olduğunu düşündüm. Ve hani şöyle düşündüm. Mesela yani. Steve Buscemi gibi tipler de hani uyduruyorum banka soymamış da hakikaten yanında mesela üçkağıtçı bir adammış filan. Hani buna demiş ki abi bak Wall Street'te asıl üçkağıt filan. Ya da banka soyacakken denk gelmiş. Ha, yani. Olabilir okey aynen. Abi beraber soyular ya çok güzel bir sahne orası ya çok eğlenceli. Bir de böyle bir. Böyle ortağım. Orada evet banka niye şey çıkıyor? Onlar küçük dünyanın, sosyal mesajlar mı? Dünyanın en yaşlı güvenlik görevlisi var ya. Arkadaşlar bu arada şey var yani filmi ben mesela şeye çok benzetiyorum. Yani aslında niye olduğunu anlayacaksınız. Forrest Gump'a. Niye? Hiç alakası yok da şu anlamda. Bir yandan da Amerika'nın background'ı anlatılıyor ya. İşte Great Depression oluyor, bankalar işte Great Depression değil özür dilerim. Daha sonra işte bu çok fazla ev ve emlak vesaire yapılmalardan dolayı iflas ediyor ya işte her şey. 20 yılda bir yaşıyor bunlar bunu galiba evet, abi aslında. Allah başka ülkeleri de geçirdiler şimdi o şeyleri yapıyorlar. Onlar devamlı inşaat yapıp kalkınamıyorlar. Dogville'de bile işleniyordu bu doğru. Bunu işte 2. Dünya Savaşı'nı doğru. Görüyoruz. İşte onların gittiği hep böyle bir background hikayeleri var aslında. Background hikayeleri var ama. Ve hep mutlu. Evet. Hiç kötü değil yani. Yani şunu dur. Yanlış olmasın. Abi. Detay bu hani önemli senin söylediğinle zaten çelişen bir şey de değil de. Mesela o savaşın ne savaşı olduğunu bilmiyoruz ama. Bilerek yapmışlar onu. Çünkü Çinlilerle savaşıyordu. Bir kere Amerika'nın Çin'le böyle bir açık askere karşı dövüşmüşlüğü var mı? Benim bilgim yok. İkinci Dünya Savaşı. Hayır abi Japonya o. Kendine gel. Ha Çinlilerle mi? Evet yani, evet. Hı. Filmde Çinlilerle savaşıyor. Filmde bir yerde oradan Kore gibi, pardon öyle değil. Korece mi ne konuşuyormuş millet orada filan. Yani şöyle, bir kitap alıyor özür dilerim. Bir kitap alıyor. İngilizce to Asyaca yazıyor. Hmm. Yani Çin mi, Japonya mı, Kore mi anlamıyorsun. Bunun sebebi şey. O biraz şey işte Asyalılarla hani. Zamansız yapmak işte öykü. Yani o öykü 2. Dünya Savaşı'nda mı geçiyor, Vietnam Savaşı'nda mı geçiyor, atıyorum Kore mücadelesinde mi geçiyor onları falan. Doğru. Tam böyle tarihsel oturtama diye yapılmış. İki numara mesela. Biz yani basit bir matematikte oranın 2. Dünya Savaşı olup da belki şey olabilir. Ben onu şöyle aldım. Niye la 2005'te çıkmış bir film? Aa bir dakika şey tabii. Adam kaç yaşında? Özür dilerim şey de olabilir ya. Vietnam olabilir. Tabii Vietnam'dır zaten. O daha mantıklı. Kore falan da olabilir abi. Şu bizim destek gönderdiğimiz Kore olayı ne zaman? Vietnam'da işte o. Hayır Kore ayrı Vietnam ayrı. Başka lan. Kore başka neler söylüyorum ben. Neyse bence 2. Dünya Savaşı net. Ama şu yüzden o taraflar karışık. Adam yaşlı bir adam olduğu için ve 60'larda da yani biraz da şey ya internetin bu kadar dünyanın da bu kadar globalleşmediği zamanlarda
Nerede savaşıyorsun? İşte bilmem ne bir yerde savaşıyor. Yani çekik gözlü herifler var. Hani çok da böyle insanların birbirini bilmediği falan bir dönem vardı ya. Yani uzak bir yere gitmiş işte. Uzak yer ne? Çekik gözlü adam varsa uzak. Biraz Indiana Jones'da da öyledir ya. Hani anladın mı? Hı-hı. Şangay. İşte uzak. Hani uzak da o. Ben biraz öyle bir basitleştirme gibi gördüm onu. Ben onu işte masalları iyice gerçekten uzaklaştırmak olarak yapılmış bir teknik gibi düşündüm sadece. İşte ama o tekniği başka yerde uygulamıyor ki. Yani çünkü diyor ki burası sanırım Texas diyor. Burada emlak krizi oldu diyor adıyla şey evet, şeyle söylüyor. Ama tarihi ya o anıların tek tek bak belli ki tam şu 1-2 yıl içerisinde geçiyor demen zor ama. Hangi anısını öyle saptayıp alabilirsin ki? Bir de atıyorum mesela Helena Bonham Carter'ın oynadığı karakter işte zamansal olarak tutarsız oluyor ya başta. Doktoru çıkıyor. Evet çocukken yaşlı ama sonra genç sonra gene yaşlı falan. Hani zaten zamanlara bilmem nereye falan bakmayın diyor. Hmm. Aslında. Babamın storytellingine göre, hikaye anlatımına göre gayet tutarlı diyor bu evet. falan. Evet. Bir şey, doğru. Bütün oyuncuları tek tek tebrik ediyorum. Özellikle Ewan McGregor'ı. Çünkü gerçekten Güney Amerika aksanını adam içselleştirmiş. Hmm. Ve bana güzel geliyor ama acaba bir Güney Amerikalı'ya yapmacık geliyor mu hiç fikrim yok. Bize ne? Ewan McGregor aksan konusunda çok başarılı ya. Galiba. Çok iyi, çok iyi İskoç aksanı taklit ediyor. Ben Trainspotting'deki aksanını hep orijinal aksanı zannedip Star Wars'da falan ne kadar iyi yapmış abi falan demiştim. Trainspotting'deki de asıl aksanı değil falan diye böyle bir o zincirlemek şekilde gitti. Adamın kendi aksanıyla oynadığı film yok var. Galiba. Var. Ada. İğrenç boktan ada filmi. Peki nasıl kendi aksanı? Şöyle kulağımda canlanmıyor şey yok mu? Söyleyeceğim. Sarısının öbür çocuk yok mu? Şey var. Ewan McGregor oynuyorlar. Ewan McGregor'la işte şey. Scarlett Johansson oynuyor. Ada filminde The Island. Michael Bay'in Jerry Bruckheimer'dan ayrıldıktan sonraki ilk filmi. Ha, izlemedim ben onu. Ya da Jerry Bruckheimer'ın da olabilir. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi. Leonardo DiCaprio'nun Ada filmi zannediyorum. Beach o Beach. O Beach. Kumsal o güzel film. Bak Ada'da şey oluyordu. Kendisinin klonu falan vardı işte. Klonu Amerikan aksanıyla konuşuyor tamam mı? Siktir et. Ada hiç konuşmayacağız. Klon geliyor. Gerçek Ewan McGregor'la tanışıyor tamam mı? Ha. Veya o filmdeki sporcu mu neydi? Öyle bir şeydi galiba. Yatçı mı neydi? Zengindi. O böyle İskoç veya İrlandalı gibi aksanla konuşuyor. Bu ne biçim konuşuyorsun ya sen filan yapıyor Amerikan aksanı. Öyle bir espriler vardı. Herhalde o gerçek şivesidir herifin mesela anladın mı? Star Wars'da da çünkü Alec Guinness'in aksanı için doğru. Ekstra İngilizcisi böyle biraz İngiliz'in Star Wars çakması evet, gibi. Evet yani o tiyatrolü abi falan noktasına evet. çekmiş kendisi. Hele episode 3'te çok öyleydi hakikaten. Canım benim. Çok seviyorum ben bu Ewan'ı ya. Genel olarak konuşacağımız Danny Elfman'ın müziklerini yaptığı. Danny çok Elfman müthiş harika gibi. Birbirinden güzel müzikler yapmış yine Danny Elfman. Ellerine sağlık. Alın parayı. Son şeylerindeki işte o meşhur sahnesindeki hariç. Paralara mı baktın? Para yattı hemen yandı. Böyle anında yatıyor. Ne güzel. Neyse çok Danny Elfman vari değildi. Tıpkı Tim Burton vari olmadığı gibi. Filmde müzik ön planda değildi diyelim canım yani. Evet. Var güzel uygun. Hiçbir zaman hani ay bu ne müzik demiyorsun. Sonundaki işte o meşhur sahnesinin yani o babasının hikaye anlattığı sahnesi de fonda çalan müzik çok etkileyici bu arada. Yine de bir şey kadar etkileyici değil bence. Pearl Jam'in Man of the Hour şarkısı kadar etkileyici değil. Bence filmin şarkısı o. Müziği o yani. Ne ya? Kayıtlarda çalan şarkı. Abi orasına bakmamışım. Anladım oha. Hangi şarkı dediğini. Bence bir bu film bir de Şeytanın Avukatı'nın sonunda çalan Rolling Stones'un Painted Black şarkısı. Gelmiş geçmiş kreditlerde çalmış en iyi iki şarkı falan olabilir. Vay dağlı geldin. Hadi bir de şey buna. Hadi Matrix'in ne? Kreditlerinde çalan. Come on! Ha, aynen. Bunlar böyle yani. Kreditiyle coşan şarkılar. Yani. Buna bir şey diyemeyeceğim. Bu çok iddialı oldu. Martin Cortland. Kim? Martin Cortland. Dalga geçmiş. Martin Cortland. Ha Cotillard. Marion Cotillard. Marion Cotillard'ın ilk Amerikan filmiymiş. Evet. Bu. Evet, onu ben de okudum. İyi giriş. Evet, süper yani. Ama ne kadar klişe bir rol. Bu arada bir şeyden bahsetmek kadın yabancı istiyorum. Bir şey, yani ödüllü falan da bir kadın girdiğinde de bu arada. Avrupa sinemasında galiba. Tabii, Avrupa sinemasında. Yok. Hollywood değil mi yani? Kralların sofrasına hoş gelmiş. Yok canım, öyle bir şey geyi vardır ya ama hani. Avrupa sallamazlar ya bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Marion'un şöyle bir... Marion. Ha, şey, annesinin ve Marion'un rolleri çok tırt değil mi ya? Önce çok tırt ya. Diğer de destek olup üzülen kadın oynamışlar ya onlar. Ama abi ha, öyle tırt diyorsun. Ha okey. Onların böyle biraz onları çok göremedik yani aslında. Hani bu arada oraya Marion Cotillard'ı koymuş çok iyi de. Kanal D'deki herhangi bir dizden al bir kızı koy o da oynarmış o kadarcık yani. Hani o Marion Cotillard'ı ama tamam da abi şey zaten
bu film çıktığında Marion Cotillard bu kadar meşhur Hollywood oyuncusu değil işte zaten yani. Hani evet zaten yeni biraz bir... öyle koymuşlar onu da yani. Evet yani. Ucuz kim var? Abi Marion hiçbir zaman şey oynadı ya şu meşhur Batman'de. Batman'de mi oynadı? Yazık ya çok üzülüyorum onun Batman'deki ölüm sahnesiyle evet, kaldı ya akıllarımızda. Ben kızıyorum ya bu şeye. Yapabilir miyim? Yap bakayım. Ben kızıyorum ha. Ben bunun bir Jar Jar Binks epidemiye dönüştüğünü düşünüyorum. Yani o kadar küçümsenecek, o kadar dalga geçecek bir şey değil bence. Lütfen açıkçası buraya Marion Cotillard'ın o ölüm sahnesini koyar mısın? Koy abi ne var? Koy şeyi de koy. Bizim yemek.com'la yaptığımız benim ölüm sahnemi de koy. Aradaki 5 farkı saptayım bakalım. Ve yemek yiyen herkes de geektir. Ama yani... Ulan senin ölümün daha duygusal be. Teşekkür ederim. O benim oyuncum sayesinde hocam. Ben de Avrupa sinemasında isim yapıyorum. Sen de Türkiye'nin Oscar'ı ya. Neyse yani ben o ölüm sahnesinden dolayı da kadını kötü bulmuyorum. Kadının kariyeri bitti galiba orada değil mi? Yok be. Bitmedi mi? Oynuyor ya gene. Geçen bir şey de oynadı. Ajan Provokatör reklamında oynadı. Elite'de oynadı. Brad Pitt'le yan yana oynadılar. Kadın uçtu gitti ya. Ya o kadın zaten... Elite filminde oynadı Brad Pitt'le beraber. Neyse o kadına laf yok. Aa dur Assassin's Creed'de oynadı. Biliyorsunuz o da gişelerde ambalaj gibi başarı yakalamış. Çok sıçtı ya. İnanılmaz keşke, bir film oldu. Yazık o şey gibi Bryan Cranston'ın Gerçeği Çağrı'nın yenisinde oynaması gibi. Bryan Cranston yazık Breaking Bad'den sonra bir hani beyaz perdeye böyle dev filmde oynamaya atlıyordu. Gibi filmde oynadı. Yandı kariyer. Gerçeği Çağrı'da o oynuyordu değil mi? Yenisinde işte Colin Firth'le olan. Godzilla'nın yenisinde de oynuyor. İşte yazık. Yazık ya. Abi Godzilla'nın yenisinde o bir de producer falan yani. Executive producer falan. Yapma Godzilla'nın ya. Yeni filmi bence iyi bir film. Yani şey kadar kötü değil. Neydi o? Total Recall kadar rezil bir film değil. Ama yani Godzilla... Yani. Pardon. Ben Godzilla ben, ben de çok beğenmedim. Kanka o, onun ikinci filmi King Kong ya aynı evrende geçer. Çok kötü film ya o. Allah evet, kahretsin. O yüzden o evrende patladı. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar, Big Fish konuştuk. Çok güldük, çok eğlendik, çok ağladık, çok değiştik filme. Şimdi masallardan devam etmek istiyoruz biraz daha. The Princess Bride, 1987 yapımı. Haftaya onu tavuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Prenses gelin. Çocuk gelin. O da sinema günü, yerli sinema günü.